Merhaba Paşa.com takipçileri. Bugüne kadar yapmış olduğumuz sokak röportajlarında sizi çok fazla zorlamayan sorular ile karşınıza çıkmıştık. Ama bugünkü sorumuz onlardan bir tanesi değil. Soruya geçmeden önce videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmanızı ve bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Bugünkü sorumuz koronavirüsün aşısının bulunduğunu farz ediyoruz ve elimizde iki tane var. Bir tanesini kendimize kullanıyoruz, bir diğerini kime kullanırız? Bakalım Mustafa Kemal Paşalılar aşıyı kime kullanıyorlar? Onur, koronavirüsün aşısı bulundu ve sende iki tane var. Bir tanesini kendine yapmak zorundasın. Diğerini kime yaparsın? Abi zor bir soru bu. Ben olsaydım dün mü abi? Dün ne oğlum? Yani dün mü bulundu bu aşı? Yok, bulunmadı. Biz öyle varsayıyoruz. He. Daha bulamadık aşıyı. Bulacağız inşallah. Ben hariç benden sonra kime yaparım? Aynen, bir tanesini kendine kullandın. İkinciyi kime kullanacaksın? Ne zaman kullanacağım abi? Ne zaman istersen. Abi o zaman yarın kullanırdım. Şimdi iki tane aşı var elinde, tamam mı? Evet abi. Bir tanesini kendine kullanıyorsun. Evet. Aşıyı yaptın. Bir diğerini de birine yapman gerekiyor. Kime yaparsın o aşıyı? Yarın yapardım. Bu kadar. Aşıyı kime yaparsın? He, kendime yaparım abi, kime yapacağım? Bir tanesini kendine yaptın. Diğerini kime yapıyorsun? Yarın yasak mı abi yani? Yarın yapmak yok mu? Bugün yapacaksın. Bugün. Kendime yapardım. Bir tanesi kendine, ikincisi kime? Anneme yapardım. Annene abi. Annene. Evet. Tamam, peki. Teşekkür ettim Onur sana. Birini kendine kullanıyorsun, bir diğerini kime kullanırsın? Şeyma'ya. Ben anneme kullanırdım. Sattı. Ben anneme kullanırım. Yani neden ama kullanıyorum? Ben de anneme kullanırım. Anne. Evet. Ben de anneme kullanırdım. Anne. İşi çözdük. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere. Kimin ihtiyacı varsa onu kullanırım. Kimin ihtiyacı var abi etrafında? Ayşe ablanın ihtiyacı var mı? Çoluk çocuk var mı? Var. Tamam. Var. Nasıl yapacağız? Kime paylaştıracağız? Önce torunlara kullanırım. Torunlar. Geliyorum Ayşe abla. Evet, torun olur. Torun. Hangi torun? Valla. Bir tane ikisi. Hakkımız var. Bir tane hakkımız var abi. O zaman hiç karışık yani. Kura çekeriz. Ben de kura çekerim. Kurayla. Tabii. Kimin şansı varsa olsun. Kimin şansı varsa olsun. Çocuğuma. Hangisine? Küçük olana herhalde. Küçük olana. Evet. Arada kaynadın. Samet abi. Ben de çocuklara kullanırım. Bir tanesini abi. Hangisini? Ufakla. O ufak diye ondan devam ettik. Evet. Sen idare edersin. Evet. Sende iki tane var. Bir tanesini kendine kullandın. Diğerini kime kullanırsın? Kime kullanırım? Kardeşine. Sen çok şanslı bir çocuksun. Görüşmek üzere. Bye bye. Farz et ki koronavirüsün aşısı bulundu. Sende evet. İki tane var. Bir tanesini kendine kullandın. Bir diğerini kime kullanırsın? Hastama kullanırım abi. Aşı oğlum, aşı iyileşmesi için. He, iyileşmesi karıştı için. Kafa. Karıştı. O zaman kime kullanırım biliyor musun abi? Kime? İsim vermeyeyim de eski sevgilime kullanırım, evet. Yenisi duymasın. Eski sevgilime kullanırım. Gene gitti. Ahmet eski sevgilisine kullandı. Unutamamış çocuk, ne yapsın? Tamam Ahmet. Teşekkür ederim. Ben abi. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay. Kardeşime yaparım. Kardeşine. Evet. Kaç kardeş var? Bir mi? İki kardeşim var ama. Hangisini o zaman? Benden sonrakine yapardım. Anam diyecektim. Keşke anam deseydi. Şu videoyu izleyecek şimdi trip. Anneme kullanırım. Annene kullanırsın. Eğer bulaşmışsa. Bulaşma yok yani. Önlem. Hastalık bulaşmasını önleyici bir durum oluşturmak için bu aşının yapılması lazım. Muhtemelen annemi kullanırım ben ya. Annemi. Aynen. En çok onu seviyorsun. Bağlıyım. Hayırlı evlat. Tabii ki. Diğerinde kim olacak? Eşime kullanırım. Eşinize. Yani tabii. Başka tamam. Başka kimi kullanacağız? Tamam. Hanım elden gittikten sonra ne kıymeti var? Kime kullanırım abi? Çok güzel soru. Onu da satarım ya. Kimseye kullanmam. Hayda. Sattı. Satarım abi. Yok mu etrafta kullanacağım birisi böyle? Bir düşünsen acaba. Abi şimdi ona kullansam öbürü diyecek bana ne şey yapmadı. En iyisi biz bunu ticarete dökelim. Satarım. Satarız. Ya satarım tamam. Ya. Anneme. Annene. Tamam. Bu kadar da. Teşekkür ettim. Bu kadar mı? Bu kadar. Niye üzüyorsun beni ya? Üzmüyor mu? Eşime. Çoluk çocuk? Var. Onlar ne yapacak? Önce can sonra canan. Teşekkürler. Vallahi bilmiyorum abi. Çok zor bir seçim. Annem desen bilmiyorum abi. Çok kararsızım. Ama ilk önce anne diyorsun. Bilmiyorum abi. Çok kararsızım. Amin abim bir tanesi ya annem ya babam. Çok zor bir seçim abi. Bir tanesini seçelim hadi. Tamam babam diyorum. Yani ailemden birine kullanırım. Kim işte abi o? Annem. Annene? Anneme kullanırım. Eş var mı? Eşim de var. Eyvah, izleyecek abi. Sıkıntı olmasın. Ben öyle anneme kullanırım diye düşünüyorum. Yaştan dolayı anneme kullanırım. Evet. Biz tamam. Biz atlatabiliriz ama... Aynen oradan annem... bağlayalım abi. Evet. Oradan bağladık. Evet. Tamam. Koronavirüsün aşısının bulunduğunu farz ediyoruz. Sende iki tane var. Bir tanesini sana kullandın, bir diğerini kime kullanırsın?
Ceren'e kullanırdım. Anan duyacak. Olsun. En yakın arkadaşım, çok fazla geziyoruz. Yani olmamamız bile mucize. O yüzden bulunursa ilk Ceren'le kendime kullanırdım. Ceren, sen kime kullanırsın? Asya'ya kullandı. Tamam. Sizin işi hallettik o zaman. Yani kime kullanırız? Hanıma kullanacağız. Kime kullanacağız başka? Çocuk var mı? Var. Çocuklarımıza kullanırız. Bir tane var abi. Bir kişiyi söyleyeceksin. Bir çocuk, oğluma kullanacağım. Oğluna. Evet. İyi, Allah sabır versin. Akşama eve gidince izlerse. Ya, izlesin, bana hiç dert değil. Dert değil. Koronavirüsün aşısının bulunduğunu farz ediyoruz. Ve sende iki tane var. Bir tanesini kendine yapıyorsun. Bir diğerini kimin için kullanırsın? Ailem için kullanırım. Kim? Ailede kim abi? Eşim için. Eşin için. Çocuklar? Çocuklar için. Çocuk, bir tane kullanacaksın. Bir tane kullanacaksın. Çocuk, eşim için canım. Eşin için. Evet. Önce can, sonra canan mı abi? Şimdi çocuk olabilir ya, ama hanım bulamam. Doğrusun. Yakışıklısın aslında. Bulursun başkasını da ama. Hayır, bulunur da şu an çocuk. Uğraşmaya gerek yok. Annesi var çocukların. Kendime kullandığımı da ilk önce kendime kullanmam. Giderim bunu bir laboratuvarda çoğaltmayı düşünürüm. İlk önce bunun fikrini güderim. Bunun yöntemini ararım. Ama sadece kendimiz değil, dünyayı kurtarmak diyorsun. Tabii canım. Yani kendime Müslüman olmam hiçbir zaman. Ben yine de kendimden feragat ederim. Yenge? İki tane varsa önce çocuklar. Çocuklar. Tabii ki. Tamam, peki. Hadi bakalım, aynı soru sende. Bir aşıyı kendine yaptın. Diğer aşıyı kime yapmak istersin? Babam. Babam. Bu tarafta cevap? Annem. Anne. Tamam, bir bir. Arkadaşım da. Arkadaşım. Çok mu seviyorsun? Evet. En sevdiğin o mu yani? Evet. Tamam. İsim ne? Berfin. Berfin. Berfin, işi yırttın hadi. Görüşmek üzere kızlar. Yani bu kadar zor soru olmaz. Zor değil abi ya. Gerçekten. yani. Amacımız zaten sizi zorlamakta. Evet. Yani bir tane kendim kullanıyorum. İki tane çocuğum var, bir eşim var. Ailemi kullanırım. İsim hani, abi bir tane hakkımız var. Bir tanesini yaptıracağım. Demem ki hepsi. Hepsi bir bütün onlar. Hepsi bir bütün. Tabii ya. O zaman yani, 4 tane verelim sana. Yani. Vallahi 4 tane. Teşekkür 4 tane ederim ya. Yani kime kullanırım? Kardeşime. Kaç yaşında? 5'e gidiyor. Tek kardeş mi? Aynen. Tamam. Sen yırttın o zaman. Senin iş kolay. Aynen, onu kullanırım. Herhalde 30 yıllık hayat arkadaşımı kullanırım. Size de sormama gerek yok herhalde. Siz de Fethi abi. Yok, çocuklarıma. Çocuklara dedi. Olabilir. Kardeşim mi? Kardeşe. Aynen. Bir tane mi kardeş? Evet. Bir tanesi kolay iş o zaman. Aynen. Peki, teşekkür ederim sana. Şey, babaannem için. Babaanne. Evet. Tamam, peki. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Sağ olun. Haberlerde söylesin. Hadi bak, ne çok babaannesini seviye derler. Evet. Babaanne de kasım kasım kasılırım. Abi şimdi biz genç olduğumuz için yani riski az. O yüzden kendime kullanmam. İki tane var. Öyle yok. Bir tanesini kendine kullanıyorsun. Bir diğerini kime kullanacaksın? Diğerini kara borsada satarım. O parayla 2-3 tane daha alırız herhalde. İkiye kırsak? Olmaz. Bir tanesini de kendin kullanacaksın. Diğerini kime kullanıyoruz? Abi iki çocuğum yok yani. Başka şeyi yok. Bölemiyoruz. Nasıl böleceksin onu? Şimdi olayı burada işte yani. Kızıma desem çocuğumun şeyi kalacak. Yani kızım çok önemli ama çocuğum da var. O çok zor. O zaman zor. Yengeye yap aşıyı. Siz sağlıklı olursanız onları da korursunuz. Evet, doğru, haklısın. Onu düşünememiştim. Peki, teşekkür ettim.